sevgili Maksimum Teknoloji izleyicileri. Ben Dişe Hilan. Bugün bilgisayar sizi yanıltmasın. Bilgisayarı incelemeyeceğiz. Bilgisayarla aynı markaya sahip Lenovo'nun geliştirdiği son Creative mouse'larından birini inceleyeceğiz. Gerçekten çok heyecan verici bir cihaz. Mouse ne kadar heyecan verici olabilir ki dediğinizi duyar gibiyim ama videoda sizi yanıltacağıma eminim. Lafı çok uzatmadan hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle şimdi açılış cümlesinde oldukça övdüğüm cihazın ödülü bir cihaz olduğunu da belirtmek istiyorum. Kutu açılışı yapmayacağız ama detayları görebilmeniz için ben şöyle sizin yanınıza kutusundan çıkaracağım. Gördüğünüz gibi düz mouse. Bunu nasıl kullanabilirsiniz ki dümdüz yani şöyle tuttuğunuzda ne kadar rahatlık sağlar diye düşünüyorsunuz. Ama bakın çok kreatif, şık bir hale gelebiliyor. Lenovo'nun Yoga Mouse olarak geliştirdiği bir mouse'u inceleyeceğiz sizlere. Şimdi ilk olarak normal kullanım formundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ergonomik olarak tasarlandığının altını çizelim. Bu sizlere kullanırken şöyle net bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Kullanabileceğiniz bir alan sunuyor. E bu mouse'un üzerinde herhangi bir imleç de yok, kaydırıcı aslında var o imleç parmağınız. Çünkü görmüş olduğunuz imleç noktası dokunmatik bir yüzeyde çalışıyor. Bu da aslında sayfalar arasında gezerken, alışveriş sitelerinde tıkır 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 aşağı inerken çok konforlu bir hareket sağlıyor sizlere. Yani benim kullandığım süre zarfında bana gerçekten sağladı. Deyip ben bunu nasıl entegre ettim bilgisayarıma, nasıl çalıştırdım? Bu detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ilk olarak görmüş olduğunuz gibi zaten Bluetooth'da çalışabilen bir cihaz. Bluetooth özelliğini kullandım ben ama bununla sınırlı kalmıyor tabii ki de. Bluetooth özelliği haricinde şöyle üst yüzeyinde görmüş olduğunuz yüzeyi minik bir tıkırtıyla detaylarda da göstereceğim zaten sizlere. Aşağı indirip hemen burada bulunan USB ile de çalıştırabiliyorsunuz. Şu an bir USB ile çalıştırmayı deneyeceğim. Çünkü USB'yi çıkarıp taktığınızdan hemen çalışmıyor. Şöyle takma işlemini gerçekleştirdim alt tarafında bulunan bağlantı noktalarında şöyle USB modunu seçebileceğim bir seçeneğim var. Hemen oraya itiyorum ve mouse'umu kullanmaya başladım. Evet Lenovo Yoga mouse'umuz hazır kullanıma dedi. Ve ben şu an çalışıyorum. Dedikten sonra bu tabii ki de tek seçeneğin değil ki bu zaten artık çok çok eski bir seçenek. Yani insanlar artık mouse alırken Şuna gerçekten ihtiyaç duymuyorlar. İhtiyaç duymamanın haricinde bence bunu istemiyorlardı. Siz ister miydiniz mouse'a sahip olurken böyle bir detayı? İstemezdiniz. Bluetooth özelliğinde ise yine USB moduna getirdiğim noktadan hemen şöyle orta tarafa kaydırdım ve cihazımı kapatıyorum. Bir tık benim sağıma, sizin solunuza kaydırdığımda ise Bluetooth özelliğini açıyorum. Şurada çok minik bir ışık yandı. Şimdi Bluetooth özelliğini açtıktan sonra Yine benim en sağ tarafımda kalan Bluetooth etkinleştirme özelliğini aktif etmek için şurada tek başına bırakılmış tuşa bir kez bastığımda ilmecim tekrar yanıyor. Ve ben bilgisayarımdan bu mouse'u bulup yine çalıştırmaya devam edebiliyorum. Böyle bir kullanım avantajı sunuyor sizlere. Tamam iyi, güzel, mouse ne bekleyebilirsiniz. Ama benim bu cihazda en etkilendiğim nokta özellikle sunum yapanlar, büyük toplantılara katılanlar. Arkamda bir ekran olduğunu düşünün, benim buradan yönettiğimi düşünün. Bunun şu modda elinizde durması veya bir şey anlatırken göstermede odaklanma problemleri yaşayabiliyorsunuz. E, o zaman ne yapacaksınız? Az önce yaptığım hava hareketi tekrar yapıyorum. Düz moda getirdim. Bunu bir kumanda gibi kullanıyorum slaytımı atladım, 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 anlattım, anlattım. Bir şey göstereceğim. Hemen arka cebime koyabiliyorum ve anlatmaya devam edebiliyorum. Aslında çok kreatif düşünülmüş. Bence profesyonel iş insanlarının ki zaten bana göre bir cihazı incelerken benim ilk, ilk dikkat ettiğim noktalardan biri de profesyonellere hitap ediyor mu? Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Dediğim zaman bu cihazın aslında tamamen profesyoneller için üretildiğini görüyorum. Ve ödüllü tasarımını yalnızca şu kıvrılabilir özelliğinden dolayı almıyor. Şu moddaki kullanımı, imlecinin dokunmatik olması da kullanırken çok ciddi bir ergonomi sağlıyor sizlere. E zaten sunum yaparken de kumanda gibi kullanabildiğiniz için her anlamda sizlerin yanınızdan ayırmak istemeyeceği bir mouse. Bu fenomenlerin yaptığı mouse reklamı değil bu arada. Onu da altını çizmek istiyorum. Dedikten sonra cihazımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi teknik tarafta faremiz birinci sınıf lazer işaretçi beraber geliyor. Çok hızlı, çok kararlı çalışıyor. Ya bu artı bir değer katarak söyleyebileceğim şey değil. Çünkü zaten bilgisayarınız üzerinden çalıştırdığınız masum hızlı, yavaş seçeneklerini siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Katlama özelliği zaten videonun başına beri anlattığım çok Avantajı çok farklı kılan detaylardan birisi, ödül aldığını zaten ilk bakışta vurgulamıştım sizlere. Evet, onun haricinde bu cihaz teknik tarafta neler sunuyor? 2 saate varan bir sürede şarjı full oluyor. Şarjını full doldurabiliyorsunuz. Ondan sonraki süre zarfında Bluetooth modunda da kullansanız, USB desteğiyle de kullansanız 2 aya varan bir pil ömrü sunuyor sizlere ki bu gerçekten çok çok avantajlı. Kutusun içerisinde şu an sizlere göstermiş olduğum şöyle şu boyutlarda çıkan Type C değil mi? Evet. Type C şarjla da yine hemen ayarlamalarını yapabildiğiniz kısımlarda şarj edebiliyorsunuz şu yazı. 2 saat şarj et, 2 ay kullan. Bence çok mantıklı. Diğer teknik özelliklerine bakıyorum. Boyutları tarafında bu arada cihaz, şimdi kreatif boyutlarda gelen cihazlar hep böyle diyoruz ki ya kesin ağırdır. Hayır, çok çok hafif. Kullandığım birçok mouse'un çok çok daha hafif. Benim bundan önce kullandığım aşırı klasik bir mouse'tu ve ağırlığını hissettiriyordu. Bunda kesinlikle onu yaşamadım. Çok çok hafif bir cihaz. Teknik olarak da 63 grama tekabül eden bir ağırlığı söz konusu. E sürekli kullandığınız bir şey. Yani bilgisayarda çalıştığınız süre zarfında aslında en çok kullandığınız şey mouse. Ve bu noktada bileğinizin sağlığı, sağlıklı hareket edebilmek, daha sonrasında ağrılar yaşamamak için kesinlikle tercih edebileceğiniz cihazlar arasında yer alıyor. Dokumatik imlecinin olduğundan bahsettik. Kutusundan şarj aletiyle beraber geldiğinden bahsettik sizlere. Renk olarak şu an yalnızca benim elimde görmüş olduğunuz tamamen benim Lenovo grisi dediğim bir gri de geliyor. Farklı bir rengini internetten araştırdığımda bulamadım, göremedim. Ama zaten renk tarafına yani çok da seçenek bekleyeceğimiz bir ürün gamı değil bence ama kullanım formunda mouse'lar gerçekten alırken kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalar elinize hitap ediyor mu rahat çalışabiliyor musunuz veya bahsettiğim kreatif özellikleri sunuyor mu sizlere ki bu bence bu cihaza artı yapan özelliği. Ben kullanım deneyiminden çok çok memnun kaldım. Yapı olarak da plastik ama nasıl anlatırız bunu? Sert plastik deriz ya böyle kaliteli, premium hissettiren bir plastiği var. E dediğim gibi zaten özellikle sunum yaparken bunu o kumanda olarak kullanma hissi de bence cihazı sevmeniz için çok çok artı bir seçenek sağlayacak. Ben bundan önceki mouse'umu çöpe attım. Bunu kullanmaya devam edeceğim. Sizler bu cihazla, bu mouse'la alakalı o kadar önemli bir şeymiş gibi anlattım ki mouse demeye dilim varmıyor. Sürekli cihaz olarak çok büyük bir cihazmış gibi bahsetme isteği uyandırıyor bende. Ben çok memnun kaldım. Kullanmaya devam edeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz beğendiniz mi? Size hitap eder mi? Bunun gibi kreatif bir fare modeline daha önce denk geldiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki maksimum teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Silence fades into